Herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin tarifini istediği frambuaz aromalı şahane bir tartolet tarifi yapıyorum. Hadi hemen tarife geçelim. Öncelikle hamurumuzu yapmakla başlayalım. Şöyle bir paket kadar oda sıcaklığındaki margarini çırpma kabımın içerisine aldım. Daha sonra içerisine şöyle 2 su bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Ardından 2 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta içerisine ilave ediyorum ve 2 çay kaşığı kadar kabartma tozunu ekliyorum. Ardından un kıvamını arkadaşlar kıvamına göre ekleyeceğiz. Çünkü herkesin un çeşidi farklı oluyor maalesef. O yüzden tam ölçü veremiyorum. Aldığı kadar un eklemesi yapacağız ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kıvama göre un eklemesi yapacağım. Hamurumu makineden çıkarttım. Size şöyle kıvamını göstereyim. Yumuşacık bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi hamurumu bir kenara ayırıyorum. Hamurumu kenara ayırdım. Kıvamı şahane arkadaşlar bu arada. Çok güzel. Piştiğinde de çok lezzetli olacak. Biz de o arada ganajımızı hazırlayalım. 400 gram kadar sütlü çikolatayı ben şöyle eritme kabımın içerisine aldım. Isıya dayanıklı bir kabı olması gerekiyor. Benimari usulü eriteceğiz çünkü. 2 paket kadar %35 yağlı süt kremasını ekledim. Ve benimari usulü spatula yardımıyla karıştırarak eritiyorum. Çikolatam ve kremam gördüğünüz gibi homojen bir kıvamda eridi. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ve tereyağım eriyene kadar karıştıracağım. Fakat bu arada ocağın altını kapatıyorum. Sürekli karıştırarak tereyağını eritiyorum. Gayet güzel bir kıvamda arkadaşlar şu an ganajım. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine tamamen streç filmle kapatacak şekilde ganajımın üzerine streç film seriyorum. Daha sonra dolapta yaklaşık 2 ya da 3 saat kadar dolapta dinlendireceğim. Ben küçük tart kalıplarına yapacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde içlerini yağlamanıza gerek yok. Direkt hamurdan şöyle yuvarlak bir parça alıyorum ve ortasına bastırarak kenarlarına yayıyorum. Fazlalıklarını alacağım. Çok kalın olmaması gerekiyor çünkü. Bu şekilde aldıktan sonra iç kısmını tamamen çatalla her tarafına gelecek şekilde deliyorum. Yoksa arkadaşlar kabaracaktır. Arasına ganaj sıkamazsınız. Şimdi hepsini aynı şekilde tepsime dizeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tepsime dizdim arkadaşlar. Şimdi ayrıca kenarda da biraz büyük kalıplarına yaptım. Hamurum çok fazlaydı çünkü. Şimdi bunları 175 derece önceden ısıtılmış 600 ayardaki fırında yaklaşık 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi hafif kızarmaya başladılar. Şimdi fırından çıkartıp soğumaya bırakacağım. İkinci tepsimi de aynı şekilde pişiriyorum. Evet, şimdi kalıbından çok kolay bir şekilde ters çevirdiğinizde çıkacak arkadaşlar. Çok basit oluyor bu gerçekten alüminyum kalıplar. Ve hiçbir şekilde yıkamanıza gerek yok. Bir havlu kağıt yardımıyla içini sadece temizlemeniz yeterli. O özelliğinin bozulmaması gerekiyor. Şimdi hepsini çıkartacağım ve aralarına frambuaz sos ve ganajımı sıkacağım. Yaklaşık 2-2,5 saat dolapta kalan ganajımı şöyle açıyorum. Gayet güzel sertleşmiş. Şimdi mikserle çırpalım. Mikserle çırptığımız ganajımızı şöyle sıkma torbasını alarak kolay bir şekilde sıkım sağlayacağım ben. Evet, şimdi ben evde bulunan frambuaz sos kullandım. Sizler farklı aromalar veya meyve kullanabilirsiniz. Şimdi her birine şöyle birer yemek kaşığı kadar frambuazlı sos ekliyorum ve üzerlerine de ganajımı güzel bir şekilde sıkacağım. 1 saat kadar dolapta dinlendirdikten sonra süsleme aşamasına geçeceğim. Tatlılarım çok güzel bir şekilde oturmuş arkadaşlar. Şimdi üzerlerine ben şöyle fındık kırıkları ekliyorum ve önceden hazırlamış olduğum kalp şeklinde frambuazlı kalpler yapmıştım ben. Frambuazlı çikolatadan. Sizler farklı şekillerde süsleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldular gerçekten. Sunumlarınızda, partilerinizde, herhangi özel bir gününüzde veya sevdikleriniz için yapabileceğiniz şahane bir tarif. Hem süslemesiyle hem görsel olarak hem de lezzet olarak herkese hitap eden bir tarif gerçekten. Şimdi size iç kısmını da şöyle göstereceğim. Şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Gerçekten aşırı lezzetli ve güzel bir tarif bu arkadaşlar. Hem hamuru çok güzel hem de ganajı harika. Frambuaz sosla beraber çikolatanın uyumu çok lezzetli oluyor gerçekten. Denemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.